Evet, nasılsınız efendim, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim efendim. Rahat sağ mısınız? Olun. Rahatım. Ne güzel, rahatım. Heyecan falan yok herhalde. Şu anda yok gibi görünüyor. Yok. Ben öyle hissediyorum. Öyle mi? Öyle hissediyorum. Çok ilginç bir kolyeniz var, hemen dikkatimi çekti. Evet. Nedir efendim, onlar diş gibi duruyorlar. Evet efendim, bunlar bana 13 yıl evvel Sibirya'da, Altay bölgesinde 3 şaman tarafından yaklaşık 1 saatlik ritüelle takıldı. 1 saatlik ritüelle? Evet, bu işte duman, müzik şaman ritüelleriyle kartal tırnağı, bozkurt dişi ve bozkurt tırnağı. Ha, bozkurt orada hala. Evet. Simge hayvan mı orada? Hem korkulan hem simge hayvandır. Aslında. Zaten korktuklarını simge yapar insan onu biliyorsunuz. Peki efendim, ilginçmiş hakikaten. Nedir bu merak Altaylara? Ben Türkoloğum efendim, akademisyenim, Türkoloğum. Zevkli bir işiniz olsa gerek. Ben memnunum, sevdiğim bir meslek. Meslek olarak yapmıyorum, para kazanmak için yapmıyorum. Çünkü hayır, bu ilginçtir. Bazen yani Türkiye bir ırk yoka kadar gidildi artık. Yani herkes kendi kafasından bir şeyler uydurup duruyor. Son kitabım Türkiye adı veren Türkler. Biraz ironik bir adı olmuş. Evet. Öyle bir boy da var. Hangi üniversitede çalışıyorsunuz? Ben şu anda Ordu Üniversitesi'ndeyim. Ordu Üniversitesi'nde. Oradan geliyorsunuz herhalde. Oradan geliyorum. Oradan. Nereden icap etti efendim yarışmaya katılmak? Efendim ben zaten yıllardır seyrediyorum. Televizyon çok kolay. Ya bu geçsin ondakine cevap verelim falan diyoruz. Kolay oluyor. Kızım ısrar ediyordu. Geçenlerde form göndermiş. Baba şu formu doldur gönder dedi. Ben ilk göndermedim. Sonra aradı. Gönderdim mi? Gönderdim kızım dedikten sonra doldu gönderdim. Akademik kültürünüzü de sorabilir miyim efendim? Efendim ben doçentim ama sürem doldu. Profesörlük süresi. Evet, o süreyle şimdi alakalı profesörlük. Kıymetli rektörümüzün hayırlı haberlerini bekliyoruz. Hadi bakalım inşallah. Kiminle geldiniz efendim yarışmaya? Kızınız kızımla var. Geldim efendim. Merhaba, kızımla geldim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim okuyor musunuz? Okulu bitirdim. 6 aylık yeni evliyim. Şu anda çalışmıyorum. Peki. Başlayalım o zaman yarışmayı İsmail Doğan. Tabii efendim. Şartları biliyorsunuz herhalde. Yarışmanın evet, şartlarını. Evet. Bu halde ilk sorumuz geliyor efendim. Bir arkadaşının tanıdığı bir dükkana gidip onun selamını söyleyen biri hangisini bekliyordur? Muhtemelen bir ikram. A. İltifat. B. İndirim. C. Hediye paketi. D. Fatura. Dükkana gittiğine göre indirim bekler. Şunun da selamı var dediğine göre. Evet, şunun da selamı var. Bana şöyle çabuk olun lütfen. B. İndirim. Son karar. Efendim, ikinci soru. Buyurun efendim. Minibüs şoförleri ailesinin yanında oturan küçük çocukların ailelerini hangi soruyu sorarak uyarırlar? A. Çocuk nereye gidiyor? B. Çocuk oturuyor mu? C. Çocuk okuyor mu? D. Çocuk reşit mi? Parasını verip vermeme saçından, abla çocuk oturuyor mu, parasını veriyor mu? B. Çocuk oturuyor mu, son karar. Kazandınız İsmail Doğan. Güle güle kurdanın efendim. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Hangi yemek pişirildikten sonra demlenmesi için üstü gazete kağıdıyla kaplatılır? A. Yaprak sarma. B. Hünkar beğendi. C. Mücver. D. Pilav. D. Pilav. Son kararım. Ben de çok pilav yaptım. Çinlerin filan ana yemeği gibi söylenir ama Türklerin de ana yemeği galiba pilav. Pilav mı? O evet, aş derler. Aş. Pilava. Pilav. Etli yapılan yemeklere pilava aş derler. Dördüncü iyi oluyor efendim. Böylece Türkler hakkında da bilgi edinmiş oluyoruz. Estağfurullah. Dördüncü soru. Buyurun. Hangisi doğru bir kullanımdır? A. Herkes. B. Meşhur. C. Yanlış. D. Yalnız. C. Yanlış. Doğru bir kullanımdır. Son karar.
Beşinci soru. Clint Eastwood'un Western filmlerinde giydiği, ortasında başın geçmesi için delik bulunan kare biçimli giysiye ne ad verilir? A. Panço. B. Pelerin. C. Tunik. D. Salopet. Panço ve salopet arasında panço daha çok ama rahatsızım. Seyirci hakkımı kullanabilir miyim efendim? Seyirci hakkımı. Değerli seyirciler, Clint Eastwood'un Western filmlerinde giydiği, ortasında başın geçmesi için delik bulunan kare biçimli giysiye ne adır? A. Panço, B. Pelerin, C. Tunik, D. Salopet. Süre 10 saniye. Panço'ymiş seyircilerimizin büyük bir çoğunluğunun tercihi. Katılıyorum. Ana kullandığım A. Panço. Son karar. Altıncı sorudayız. Bu sorumuz şöyle. Premier Lig hangi ülkenin futbol ligidir? A. İspanya, B. İtalya, C. İngiltere, D. Almanya. Burada ben telefonla joker hakkımı kullandım. Peki efendim. Telefonların öbür ucundaki jokerler Gökşat Özkaynar, Orkun Çağlar Tatlıcı ve Fikret Çolak. Fikret Çolak. Arıyoruz efendim Fikret Bey. Futbolla ilgili olsa gerek Fikret Bey. Pek ilgilenmiyorum. Zaten bunu sporcu ile ilgili çıkacak sorular olursa diye. Ordu'da mı kendisi? Ordu'da mı? Hayır, Fikret Bey Ankara'da. O da öğretmen mi hocam? Öğretmen, o teknik lisede ama sporla daha çok meşgul oluyor. Evet efendim. Arkadaşlarımıza ulaştı Fikret Çolak'a. Alo. Alo. Fikret Çolak, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Kenan Bey. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız efendim? Eksik olmayın, iyiyim çok şükür. Evet, hocamızla yarışıyoruz İsmail Doğan'la. Bir soru soracak size. Sağ olun. Sporla ilgili bir soru soracak. Bileceğinizde neredeyse emin. İnşallah. Sorunun bakalım. Doğru cevabını biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız? Tamam. Hazırım, bekliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Fikret, Premier Lig hangi ülkenin futbol ligidir? İspanya, İngiltere. İtalya. İngiltere. İngiltere. Evet. Teşekkür ediyorum. Tamam. C İngiltere son karar. Geldik 7. soruya, baraj sorusuna yani. İnşallah doğru cevap verirsiniz. İnşallah. Ve 15 bin lirayı alırsınız. Bir de joker kazanacaksınız. Sesli bir soru bu. Önce dinliyoruz efendim. Şarkı Edith Piaf'ın hayatının anlatıldığı hangi filmde kullanılmıştır? A. Kaldırım Serçesi, B. Evita, C. Saatler, D. Demirleyin. Evita diye düşünüyorum fakat emin olayım. Yarı yarıya çok. Yarı yarıya. Evita diye düşünüyorum ama. Çıkıyor yanlış bir cevap seç. Evita değil. Evet, bir karar verdi. Evet, jokerler bitti. Ama bir joker kazandınız. Birinci soruya doğru cevap verdi. Başa baş kaldık ama. Çift cevap jokeri. Para herhalde öncelikli seçeneğiniz değildi yani yarışmaya katılmak için. Özellikle önümüzdeki yaz Tacikistan'da 3 grup var, Türk grubu.
Onlarla Hindistan'la ilgili yapacağım çalışmalar var. İki asistanımla beraber ağız tadıyla bir araştırma yapmak istiyorum orada. Peki efendim. Bu şeyin uğru olabilir mi böyle son anda doğru cevap verdiniz 15 bin lirayı kazandınız? Bu dişlerin. Valla bunu taktığımda ben rahatım ama. Peki. Devam ediyoruz 8. soruyla. Geçtiğimiz günlerde hangi ülkenin ulusal bayan futbol takımında 4 erkek oyuncu olduğu ortaya çıkmıştır? İran'da yanılmıyorsam. A. Kuzey Kore. B. Suudi Arabistan. C. İran. D. Çin. Ben bunu okudum. C. İran. Son karar. Soru iyi yerden geldi demek ki dişlerin uğru devam ediyor. Aman devam etsin Kenan Bey. 30 bin lira fena değil. Asistanlarınızla iki asistanla beraber bu araştırma için herhalde evet, yeterli olacak. Evet Tacikistan'a yeter Allah aşkına bu herhalde. Devam ediyoruz. İnşallah buyurun. Daha da şansınız yürüyor. 9. soru. İskambil destesinde genç şövalyeler isminin bulunduğu Vale diye bilinen kartların üzerindeki J harfi neyin kısaltmasıdır? A. June. İlahi. B. Julius. Julius. C. Jesus. D. Jack. Jesus İsa. June. Mevsim adı. Ay adı. Jack. Değil. Şimdi iki sorudan bir yani şoker kullanalım desem dönemiyoruz. Dönemiyorsunuz evet. Öyle bir riskiniz var. Kullanacağım. Ben de istiyordum. Bakalım hakikaten o uğur devam edecek mi diye. Kullanacağım yani şimdi 15 lira var. Allah felak etsin. İlk seçeneğiniz hangisi efendim? Jesus C. Son kararınız. Son kararım. Maalesef ilk kararınızda yanıldınız. O değil. Dün Haziran, Jack mı? Julie istiyordum. Göstereceğiz olmadığına göre. B. B. Son kararınız. Julius. Son karar. Dişler işe yarayacak mı bakalım? İnşallah. Karar Jack. Vay canına. Öğrenmiş olduk böylece hocam. Evet. Gerçi size 15 bin liraya mal oldu ama. Canım bizim sağ bunu olsun. Öğrenmemiz burada canım, sağ olsun. Katılmış olduk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz 15 gün öyle uğurluyoruz. Yani buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet Aylin. Merhaba. Nereden? İstanbul'dan geliyorum. Okuyorsunuz herhalde. Okuyorum. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Pek güzel. İsteyerek mi seçtiniz bölümünüzü? İsteyerek. Çok istiyordum. İsteyerek seçtim. Anneniz babanız ne iş yapar efendim? Annem ev hanımı, babamı da yaklaşık bir iki ay önce kaybettim ben. Başınız evet. Sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Annenizle aynen. Yaşıyorsunuz demek. Annemle yaşıyorum İstanbul'da, Maltepe'de. Başka kardeşleriniz var mı? Bir tane abim var, o Çorlu'da, Tekirdağ'da. Peki kiminle geldiniz Aylin? Kuzenlerimle geldim, iki kuzenim ve eşi, yengemle geldim. Merhaba diyelim hanımefendiyle başlayalım. Merhabalar, ben Senem Altınkök. İstanbul'da yaşıyorum. Yeğenimizi desteklemek için buraya geldik. Beyefendi siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben Çağatay Altınkök. Aylin'in kuzeniyim. Aylin'i desteklemek için geldik. Ona güveniyoruz. İnşallah iyi bir ödülle ayrılacak. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba, Çağdaş Altınkök ben de.
İstanbul'dan geliyoruz. Aileni desteklemeye geldik. İyi, ne güzel. 3 tane böyle çok samimi, evet, içten sizi desteklemek, evet, için gelen kuzenleriniz var burada. Hayırlı olur inşallah. İnşallah. Başlayalım mı yarışmaya? Başlayalım. Şartları biliyorsunuz değil mi Aylin? Evet. Geliyor ilk soru. Uçan balonlar kaçmasın diye bir ucunu anneler çocuklarının neresine bağlarlar? A. Boyun. B. Bilek. C. Bel. D. Ayak. B. Bilek. Eminim. Son kararım. İkinci soru. Eskiden otobüs molalarında otobüs şirketi hangi anonsla yolcularına jest yapardı? A. Çaylar şirketten. B. Masraflar kaptanınızdan. C. Bir alana bir bedava. D. Bütün hesaplar bizden. A. Çaylar şirketten demek istiyorum. Eminim, son kararım. Bu denir de bir türlü anlaşılmaz ama ne dedi. Evet. Çaylar şirketten mi değil mi onu pek anlamazsınız ama şirket öder çayları hakikaten. 1000 lira kazandınız Aylin Garip. 3. soruyla devam ediyoruz. Buyurun. Daha çok eskiden kadınların giysilerinin göğüs bölümüne taktıkları yaka iğnesine ne ad verilirdi? A. Broş. B. Künye. C. Madalyon. D. Gerdanlık. Yaka iğnesi. A. Broş demek istiyorum ama tercihimi kullansam karar veremedim. Yaka iğnesine, göğüs bölümüne taktıkları yaka iğnesi. Madalyon değil, künye değil, gerdanlık da değil. A. Broş. Son kararım. Rahatladım. Biraz rahatsız. Öyle ama hiçbir yakaya takılmaz mı onlar? Evet, gerdanlıkla hani bir boyun bölgesi deyince aklımda öyle yaka geldi ama geçti. Yaka deyince evet, broş. 4. soru. Buyurun. Hangi hayvan bir kerede tek adet yavru doğurur? A. Tavşan. B. At. C. Köpek. D. Kedi. Şimdi at ile kedi arasında kaldım. At demek istiyorum. B. At, son kararım. Kediler maazallah bir batında, evet, böyle 5-6 evet, tane 8 tane doğururlar. Doğru, evet, haklısınız. Evet, şahane gidiyorsunuz Aylin. Garip 5'in soru sesli olarak geliyor, dinliyoruz lütfen. Müziğini dinlediğiniz türkünün adı nedir? A. Gönül Dağı. B. Dostum Dostum. C. Mühür Gözlüm. D. Aldı Turna. Aklımda bir şık var ama ben seyirciye danışmak istiyorum. Dinliyorsunuz değerli seyircilerimiz. Bu dinlediğiniz müziğin, bu türkünün adı nedir? A. Gönül Dağı. B. Dostum Dostum. C. Mühür Gözlüm. D. Aldı Turnam. Süre 10 saniye be. Tutmuyor elim. %84 Aldı Turnam demiş seyircilerimiz. D şıkkı Aldı Turnam. Eminim, son kararım. Aldı Turnam, ne gezersin havada. Kırıldı kanadım, kaldım yollarda. 6. soru efendim.
Saruman, Frodo, Baggins, Aragorn hangi film serisinin karakterleridir? A. Avatar. B. Yüzüklerin Efendisi. C. Harry Potter. D. Oz Büyücüsü. Saruman, Frodo, Baggins, Aragorn. %50 joker hakkımı kullanabilir miyim? Çıkıyor yanlış iki cevap seçeneği. B. Yüzüklerin Efendisi son karar. Geldik baraj sorusuna Aylin Garip. Bakalım nasıl bir soru? Sağ ol. Kritik çünkü. Çok evet yani heyecanım. Bundan sonra geçecektir. Hadi inşallah. Bilebileceğiniz bir soru çıkar. İnşallah. Şeşanlı Ali Destanı kitabının yazarı kimdir? A. Muhsin Ertuğrul. B. Peyami Safa. C. Haldun Taner. D. Kemal Tahir. Ben telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Çünkü kafamda iki şık var şu peki, anda. Peki. Telefonların öbür ucunda Orhan Gencebay, Özcan Aygün, Cem Yılmaz, Budan. Cem Yılmaz Budan'ı arayalım. Arıyoruz Cem Yılmaz Budan'ı. Orhan Gencebay gelince yani çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir sanatçı. Evet. Yakınınız mı? Cem hocamın çok yakın bir dostudur kendisi. Müzik konusu. Cem de hocanız o zaman. Evet, okuldan Türk Dili ve Edebiyatı. Evet efendim, telefon çalıyor. Cem Yılmaz Budan. Alo. Alo, iyi akşamlar Kenan Bey. İyi akşamlar efendim. Bir sorumuz olacak size. Aylin Garip soracak soruyu. Siz de doğru cevabı biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Kolay gelsin. Merhaba hocam. Keşanlı Ali Destanı kitabının yazarı kimdir? Muhsin Ertuğrul, Peyami Safa, Haldun Taner, Kemal Tahir. Haldun Taner. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Haydi. Haldun Taner. Eminim. Son kararım. Kilim Mobilya'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak? Oldum, evet. Şimdi 15 bin baraj olduğu için böyle çok tedirgin girdim soruya. Aslında o yüzden belki de emin olamadım. Güzel, mesele yok. Devam ediyoruz. Yani bir jokeriniz daha var, onu hemen hatırlatayım. Çift cevap jokeri. Evet, yine ekranım. Öyle devam edelim. 8. soruyla. Geçtiğimiz günlerde Kanada'da 100-104 yaş grubunda iki dünya rekoru kıran 104 yaşındaki Yaring Timmerman hangi sporda yarışmıştır? A. Binicilik. B. Atıcılık. C. Bisiklet. D. Yüzme. 100-104 yaş grubunda. Çok yüksek bir yaş grubu ve 104 yaşında katılıyor. Yani yaş grubunun artık sonlarında. Evet. Binicilik zor olsa gerek o yaşa. Yüzme için de fiziksel aktivitesi herhalde düşük olmalı. Ve iki dünya rekoru kırmış. Ama kendi yaş grupları içinde kıyaslandığında çok da zor olmamalı. Kanada'da. Bisiklet 100 ve 104 yaş grubu için bence pek hani yarışabilecek bir branş değil. Ancak öyle doğru cevabı bulabilirsiniz. Evet. Evet. Yani böyle mantık yürüteyim. Tabii ki belki 100 yaşında, 104 yaşında bisiklete binen vardır ama... Tabii ki ama... Rekor kırmak ve benzeri. Rekor kırmak, evet. Bisikleti o yüzden düşünmüyorum. Yüzme için de nefes egzersizleri konusunda hani cidden zorlanmış olmalı hani yüzme
Burada ipucu var mı? Genelde ipucu oluyor biliyorsunuz bizim sorularımızda. Evet. Yani bazen çok belirgin, bazen böyle kendini böyle hafif ele veren ipuçları koyuyorlar soruya diye. Yanılıyor olabilirim. Doğru. Onu da söyleyeyim Aylin. Şimdi öyle düşününce yüzmenin de hani çeşitleri oluyor yani. Mesela onu düşünerek. Stil bakımından veya metre bakımından. Dediğim gibi yanılıyor olabilirim. Yüzmenin öyle çeşidi. Biniciliğin de metre hani uzunluk olarak düşündüğümde kısa veya uzun. Binicilik atıcılık dediğimiz trap mı acaba? Trap. Hangi atıcılık? Onu aslında ben de şu an... Ama okçuluk derdik başka türlü olsaydı. Galiba bu silahla olan. Aslında tecrübe atıcılıkta gayet... Yani tecrübeli biri olmuş olmalı 104 yaşında. Atıcılık uygun tecrübeye göre. Şimdi bir şıkkı daha elesem... Çok iyi olacak. Zaten baraj sorusundayım. Cevap evet. Vermek istiyorum ama çift bir cevap... Bir riskiniz yok. Çift cevap yok. Yok, hayatımla bir cevap vermek istiyorum. En azından %50 artırırsınız şansınızı. Evet. Atıcılık ve yüzme. Demek istiyorsunuz. Demek önce istiyorum. Joker önce joker kullandığınızı... Çift cevap joker hakkımı kullanmak tamam. İstiyorum. B atıcılık. Dık diyorsunuz son kararınız mı? Son karar. Olmadı maalesef. Sonra? Olmadı evet üzüldüm. D yüzme demek istiyorum. Son kararınız mı? Son kararım. $30,000 var. Evet. Herhalde mutlusunuz. Benim için yani... Yeterli aslında. Bakalım 60.000 liranız da olacak mı Aylin Bey? Bakalım kısmet. Geliyor soru. Kökeni Farsça olan ve Türkçe dahil birçok dile olduğu gibi geçen, gerçek ve mecazi anlamı aynı şekilde kullanılan hayvan hangisidir? A. Çakal. B. Kurt. C. Sazan. D. Keçi. Şimdi bu soruda köken olarak çok bir şey düşünemiyorum ama gerçek ve mecaz anlamı aynı şekilde kullanılan diyor. Buradan yola çıkarak gerçek ve mecaz, hani çakal denildiğinde ikisi de gerçek ve mecaz. Kurt denildiğinde aslında o da... Kurt gibi aç olunca kurt tabii. Kurt gibi aç. Hmm. Keçi gibi inatçı olunca. Evet. Sazan zaten... Sazan. Gerçek ve mecaz anlamı aynı şekilde kullanılan hayvan. Hepsi karşılıyor aslında. Birçok dile olduğu gibi geçen. Yani Türkçe dışında birkaç dilde daha kullanılıyor demek. Varmış. Evet. Birkaç değil birçok. Birçok dilde hatta. İngilizce mi tedrisat? Üniversitede. Türkçe. Türkçe mi? Bölümüm. İngilizce dersi görüyorum. Hangi liseyi bitirdiniz? Tekirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi. Orada diliniz neydi? Orada da Türkçeydi ama... Hayır, İngilizce okuyor muydunuz? Yani İngilizce. İngilizce ve Almanca. Almanca ve İngilizce. Evet, İngilizce ve Almanca görüyordum. Oradan yola çıkarak belki. Evet, öyle biraz düşüneyim. Şimdi, İngilizcelerini düşüneyim, bu kelimelerin biraz. Kurt, wolf, o da tek harfli, yani tek hece şeklinde. Ama olduğu gibi geçen derken hani kurt gibi geçmemiş. Acaba onun orada biraz yanıldım şu anda. Keçinin farklı. Cevap versem herhalde önce sazan sonra da kurt derdim. Vermeyeceksiniz herhalde çok. Cevap vermeyeceğim. 30 bin arası alıp çekecek evet. Son kararınız. Son karar. Bir film hatırladım, afişini de hatırladım. Hangi film? Jakal yazıyordu. Oradan, o filmin isminden yola çıkıp. Aklıma çakal geldi, doğru mu acaba? Doğru mu?
İyi ki, iyi ki cevap vermediniz. İyi ki. 30 bin lirayla uğruyoruz. Teşekkür ederim. Başarılar. Evet Osman, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerelerden geliyorsunuz efendim? İstanbul'dan. Ne işler yapıyorsunuz? Yazılımcıyım. Bir internet şirketinde çalışıyorum. Ve aynı zamanda da öğrenciyim bayağı uzun zamandır. Nerede? Boğaziçi Üniversitesi. 2000 yılında girdim, hala bitirmedim. 14 yıldır. 14 yıldır. Maşallah. Çalıştığınız için mi böyle oldu? Önce çalıştığım için, sonra çalışıyorum, işler güzel gidiyor, bari askerlik ötelensin diye. Sonradan ipin ucu kaçtı. Arada af çıkmamış olsaydı bitiremeyecektiniz evet. Herhalde, değil mi? Peki efendim. Kiminle geldiniz çalışmaya? Arkadaşlarımla geldim. Merhaba diyelim arkadaşlarınıza. Tanıyalım sizi lütfen hanımefendi. Merhaba, Müge ben. Nedir Osman'ın sizce en karakteristik özelliği? Yani keyfini almaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Buyurun efendim. Merhaba, Tolga Sağlam. 6 yıldır kadar Osman'ın arkadaşıyım. Müge'nin cevap vermediği soruyu ben cevap vereyim. Osman'ın en karakteristik özelliği çok araştırmacı ve çok aslında bir bilgiye sahip olan bir insan olması. Yani iyi bir bilgi yarışması, yarışmacısı evet. Diyebilir miyim? Bilgi yarışmacısı, iyi bir bilgi yarışmacısı olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Osman. Umarım olur. Başlıyoruz yarışmayı Osman Temiz. Başlayalım. Şartları biliyorsunuz. Biliyorum. Geliyor ilk soru. Gelsin. Ne kadar eşya varsa her şey anlamında kullanılan sözde hangi ikisinin adı geçer? A. Ateş barut. B. İğne iplik. C. Sap saman. D. Çalı çırp. Ben burada seyirciye sormak istiyorum. Ne kadar eşya varsa her şey anlamında kullanılan sözde hangi ikisinin adı geçer değerli seyirciler? A. Ateş barut. B. İğne iplik. C. Sap saman. D. Çalı çırpı. Süre 10 saniye. Seyirci iğne iplik demiş çoğunlukla, ateş barut diyen de var. Aslında iğne ipliği hiç düşünmemiştim ama. Süreniz geçiyor. Ona da özen gösteriyor. O zaman ben de B iğne iplik diyeyim. Son kararım. Şaşırdım. Beklemiyorum. Duymadınız mı? Hiç duymadım. İğneden ipliğe ne varsa diye duymadım. Hiç duymadım. Yani çalı çırpı olabilir diye düşündüm. Bütün her şey çalı çırpı dahil diye. Yani bir geldiler, yani iğneden ipliğe ne varsa alıp götürdüler. Ya aslında hani böyle deyimlerden, deyişlerden vesaireden çıkarsa bilirim diye düşünüyordum. Hiç duymadım. Niçin? Seyirci sizi bir ölçüde kurtardı yani. Evet. İkinci soru. Ofislerde buruşturulup fırlatılan ve çöp tenekesine isabet edince basketbolda sayı almışçasına sevinilen hangisidir? A. Kağıt. B. Dosya. C. Bant. D. Silgi. A. Kağıt. Son kararım. İlk parası geçtiniz efendim. 1000 lira kazandınız. Üçüncü soru. Kravatı boyunlarında bağlayamayanlar takmadan önce nerede bağlarlar? A. Dizlerinde. B. Omuzlarında. C. Askıda. D. Sandalyede. A. Dizlerinde. Son kararım. Dördüncü soru. Eskiden sokakta sırtında ibrik taşıyan satıcıların öne eğilip bardağa doldurdukları sarı mor renklerde acılı veya acısız içecek hangisiydi? A. Şerbet. B. Hoşaf. C. Turşu suyu. D. Şıra. Aslında şerbet ve şıra arasındayım ama isimden böyle çok tatlıymış gibi geliyor. Turşu suyu olabilir ama onun moru olur mu bilmiyorum. Turşu suyu diyeceğim ben. C turşu suyu. Son kararım.
Beşin sor efendim. Evet, soramıyoruz beşin soruyu. Osman Temiz. Bir sonraki programda soracağız. Tamamdır. Değerli seyircilerimiz, kim milyoner olmak ister? Dünyanın en çok seyredilen, en çok kazandıran bilgi kültür yarışması.